Sil baştan. Kan değil, sevgi bağı. 50. bölüm. Selim'in sözleri herkesi şaşırtmıştı. Bu tepkinin fazla olduğunu düşünüyorlardı. Böyle önemli bir kararı Elif ve Yiğit beraber verebilirdi. Her kafadan bir itiraz cümlesi çıkarken Selim'in söylediklerine bir tek Yiğit suskundu. Belki onun isteği de buydu. Sadece bir girişimde bulunmamıştı. Selim kapıya doğru ilerlediğinde rüzgar da peşine takılmıştı. Sonra durakladı. Geriye dönüp tekrar salona doğru ilerledi. Rüzgar da öfkeyle doluydu. Ama her zaman konuşarak anlaşmaktan yanaydı. Uzlaşmacı olan taraftı rüzgar. Bu yüzden yapacağı şeyi kendine yakıştıramıyordu. Bir yandan da bu sümsüğün bir cezayı hak ettiğini biliyordu. Yiğit hala hasta sayılırdı maalesef. Rüzgar öfkesini ondan çıkaramazdı. Ağır ve kararsız adımlarla Ömer'e doğru ilerlerken hala kendini vazgeçirmeye çalışıyordu. Sonunda öfkesini serbest bırakan rüzgarın yumruğu Ömer'in yanağıyla buluştu. Kusura bakma Ömer, seni severim, iyi adamsın. Zaten bu yumruk da bu herif içindi. Hala hasta sayılır. O yüzden sende kalsın. İyileşince benim adıma ona teslim edersin. Rüzgarın attığı yumruk ve sözleri hepsini şok etmişti. İkili evden çıkarken Selim gayet keyifliydi. Sinirleri Ömer'e değildi ama Selim şu an kardeşiyle gurur duyuyordu. En azından bu durumda bile keyfini yerine getirip onu gülümsetebilmişti. Ömer de sinirden kardeşini kendi elleriyle boğmak istiyordu. Ne yaptığı yanlışların farkındaydı ne de çenesini tutabiliyordu. Gerçekten sana söyleyecek tek sözüm kalmadı Yiğit. Yediğin haltları temizlemek artık senin görevin. Ben seninle uğraşmak istemiyorum bundan sonra. Sana defalarca kez Elif'i aramanı söyledim. Onunla konuşman gerekirdi. Sen ne yaptın? Elif yokmuş gibi davranmayı seçtin. Kabul et ya da etme. İster unut, ister hatırla. Bu var olan gerçekleri değiştirmez. Sen Elif'le evlisin. Tamam abi, halledeceğim. Gelme üstüme. Sabah sabah yaşadığım aksiyon bana yetti. Yiğit daha fazla konuşmak istemediği için odasına gitti. Arkasında ne yapacağını bilemeyen abisi ve yengesini bırakarak. Aslında Ömer'e hak veriyordu. Yeterince uzamıştı bu iş. Madem herkes bir çözüm bulmasını istiyordu ondan, o da üzerine düşeni yapacaktı. Telefonunu eline alarak kendisine yardımcı olabilecek arkadaşını aradı. Selim hala kahkahasını tutamıyordu. Rüzgar'ın yaptığı hareket gerçekten çok hoşuna gitmişti. Evden çıktığında içini saran öfkeden eser bile kalmamıştı. Kendi evlerine geldiklerinde az da olsa keyiflenmişti. Arabayı park edip eve anahtarla girdiler ama düşündüklerinin aksine Elif uyanmıştı. Uyandığında evde kimsenin olmadığını fark etmişti Elif. Ev halkını aramak yerine açlıktan guruldayan midesini doldurmak için mutfağa gitti. Karnını doyurduktan sonra arayabilirdi kumrularını. Şimdiki önceliği bebeğini doyurmaktı. Masayı hazırlarken bir yandan atıştıran Elif'in eli sürekli karnına gidiyordu. Elbette üzgündü. Yiğit'in yaptıklarını, daha doğrusu yapmadıklarını bir türlü affedemiyordu. İnsan en azından ne oldu, nasıl oldu da evlendik diye sormak için arardı. Yiğit bir kez bile aramamıştı. Elif de hastanedeki konuşmalarından ötürü aramaya cesaret edemiyordu. Elif daha fazla düşünüp kendini ve bebeğini üzmemek için yemeğine odaklandı. Kahvaltısı bitmeden kapı sesini duydu. Aramasına gerek kalmadan gelmişti kumruları. Mutfak kapısında ona bakan ikilinin gülen yüzleri onu da mutlu etmişti. Allah mutluluğunuzu bozmasın ama ellerinizde boş gelmişsiniz. Nereye gittiniz sabahın köründe? Hiç değilse bir not bırakır insan. Düşüncesiz şeyler. Selim ve Rüzgar Elif'in tavrından haberi görmediğini anladılar. Görmemesi için de ellerinden geleni yapacaklardı. Elif'e bir şey belli etmek istemeyen ikili neşeli hallerini bozmadan masaya yöneldiler. Hiç dokunmayın, kahvaltıyı iki kişilik hazırladım. Yani sadece bana kadar var. Siz kendinize hazırlayın. Kızım ne var iki lokma alsak? Vallahi masayı görünce fark ettim. Kurt gibi acıkmışım. Kusura bakma Rüzgar'cığım, benim kurdum seninkinden daha aç. Kalk hazırla kendi kahvaltını Rüzgar, bana da bir kahve yap, benim güzelimin yemeğine sulanma.
Konuş baba kartal. Hem beni alıştırıyor her sabah hazır kahvaltıya, hem de sabahın köründen evden gidiyor. Ayrıca laf kalabalığı yapmayın. Neredeydiniz siz? Selim ve Rüzgar birbirlerine baktılar. Gerçeği söyleyemeyecekleri için Rüzgar uygun bir yalan bulma işini Selim'e bıraktığını belli ederek buzdolabına ilerledi. Bir yere gitmedik güzelim, sen daha uyanmazsın diye biraz dolaşalım dedik. Elif Selim'in cevabıyla konuyu fazla uzatmayıp kahvaltısına döndü. Keyifli birkaç saatin ardından üçü birlikte dışarı çıktılar. Artık karnı büyümeye başlayan Elif'in alışveriş yapması gerekiyordu. Kilo almak veya bedeninin bozulması umurunda değildi genç annenin. Bebeğinin sağlığı önceliğiydi. Büyük bir alışveriş merkezine gitmişlerdi. Bir iki mağaza gezip mola veriyorlardı. Elif bazen bu ilgiyi fazla bulsa da çoğu zaman böylesine sevilip korunmak onu mutlu ediyor, güvende hissettiriyordu. Hayal ettiği, istediği bu değildi elbette. Bebeğinin babasının yanında olmasını, her şeyi onunla yapmayı isterdi. Ama istedikleri olmuyor diye elindekilerin kıymetini bilmeyecek kadar nankör de değildi. Selim ve Rüzgar'ın evlerini basmasının üstünden 3 hafta geçmişti. Yiğit o gün arkadaşı Okan'ı arayıp yardım istemişti. Kimseye aklındakileri anlatmadan kendi başının çaresine bakıyordu. Abisinin isteği de bu yönde olduğuna göre soracak ya da anlatacak bir konu yoktu. Okan arayıp bilgi vermişti Yiğit'e. Boşanma işlemlerini başlatmıştı. Bugün gidip Elif'le görüşecek ve anlaşmalı boşanmayı teklif edecekti. Yiğit arkadaşına gerekli tüm yetkiyi verdiğini söyleyip bu işi en kısa yoldan halletmesini istedi. Elif yine bir doktor kontrolüne kumrularıyla gitmişti. Doktor ilk başlarda yadırgadığı bu duruma sonunda alışmıştı. Ekrana kilitlenmiş bir şekilde gözlerini kırpmadan bakan üçlüye tebessüm eden doktor bebekle ilgili bilgiler vermeye başladı. Bebeğinizin gelişiminde bir sorun yok Elif Hanım. Her şey normal seyrinde ilerliyor. Gayet sağlıklı bir bebek. Bir dakika. Evet şimdi eminim. Cinsiyetini öğrenmek ister misiniz? Belli oluyor mu? Gördünüz mü? Evet çok net bir şekilde gösterdi bebeğiniz cinsiyetini. Selim ve Rüzgar merakla Elif'e baktılar. Cinsiyetini öğrenmeyi istiyorlardı. Elif'in kararına karışmadan cevabını bekliyorlardı. Rüzgar yeğenin cinsiyetini öğrenmek konusunda kesin kararlı olsa da bunu Elif odadan çıkınca da yapabilirdi. Ne dersiniz? Öğrenelim mi cinsiyetini yoksa sürpriz mi olsun? Öğrenelim prensesim. Vallahi ben çatlarım doğuma kadar. Ayrıca odasını hazırlamaya başlarız. Elbiselerini daha rahat seçeriz. İsim de düşünmek lazım. Selim kimseye fark ettirmeden Rüzgar'a bir dirsek attı. Ardından ağzının içinde homurdanarak onu uyardı. Sen mi doğuracaksın çocuğu? Rahat bırak kızı. Doğmamış bebeğe don biçiyor bir de. Sağlıklıymış işte. Ne önemi var cinsiyetinin? Saçmalama Selim. Alacaklarımıza nasıl karar vereceğiz? En iyisi öğrenmek. Haksız mıyım Elif? Öğrenelim mi prensesim cinsiyetini? Elif doktora bakarak olumlu anlamda kafasını salladı. Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istiyordu. Bebeğine artık adıyla seslenmek istiyordu. Elif adını koyduğunda bebeğini daha fazla hissedeceğini düşünüyordu. O zaman tebrik ederim Elif Hanım. Tahtınız sallanıyor, minik bir prensesiniz olacak. Elif'in gözlerinden yaşlar inci gibi dökülmeye başladı. Dile getirmese de isteği buydu. Ama bebeği erkekse onu gücendirmek istememişti. İsteğine kavuşmuştu. Minik rüyası annesine umut olmak için geliyordu. En dibe batmadan çıkamazsın tekrar yüzeye. Yeniden başlamak için küçük bir umut yeter insana. Savaşmak, direnmek için bir küçük sebep yeter. Elif artık sebebini bulmuştu. Minik kızı ona gereken gücü verirdi. Hiç bilmediği bir şeydi annelik. Bilmediği ne varsa bebeğiyle birlikte öğrenecekti Elif. Hastaneden çıkınca bir pastaneye gidip birer dilim pastayla mutlu haberi kutladı Elif ve kumruları. Bebeğin kız olması hepsini de sevindirmişti. Küçük bir meleğin bütün sorunları ortadan kaldıracağına inanıyordu üçü de. Pastaneden çıkınca bir bebek giyim mağazasına girdiler. Hepsi de kendi zevklerine göre bebek için bir elbise aldılar. Elif çok mutluydu. Bebeğinin ilk kıyafetlerini almanın sevincini yaşıyordu.
Eve geldiklerinde bahçelerinde tanımadıkları bir adam evlerinin kapısını çalıyordu. Selim arabayla bahçeye girince genç adam bakışlarını onlara çevirdi. Arabadan inen üçlüyü gördüğünde arkadaşın anlattığı kişiler olduğunu anladı. İstemsiz bir şekilde Elif'i incelemeye başladı. Üstündeki bol kıyafetlere göre hafif kilolu bir bayandı ama bu güzelliğinden hiçbir şey eksiltmemişti. Kızıl saçları ve yeşilin en güzel tonundaki gözleriyle insanı büyülüyordu. Elif'i incelemeye dalmışken diğerlerinin yanına kadar geldiklerini fark edemedi. Selim adamın Elif'i süzen bakışlarından hiç hoşlanmadı. Adamın evinin bahçesinde bulunma sebebini öğrenip ondan kurtulmak istedi. Kim olduğunuzu ve evimin bahçesinde ne aradığınızı öğrenebilir miyim? Tabii ki, ben avukat Okan Yalçın. Elif Demir ile görüşmek için gelmiştim. Kendisi burada yaşıyor değil mi? Selim ve Rüzgar böyle bir atak bekliyorlardı. Ama Elif kendine bile itiraf edemese de şu ana kadar hala bir umut yeşertiyordu içinde. Buyurun, Elif Demir benim. Elif Hanım, sizinle görüşmem gereken bir konu var. Bana yarım saatinizi ayırabilirseniz memnun olurum. Tabii, eve girelim önce. Elif önde, diğerleri arkada eve girdiler. Elif adımlarını salona çevirdi. Herkes koltuklara yerleştiğinde avukat Okan çantasından bir dosya çıkarıp Elif'e uzattı. Sizinle görüşmek istememin nedeni müvekkilim Yiğit Demir'in açmış olduğu boşanma davası Elif Hanım. Dosyada bir sözleşme mevcut. Anlaşmalı boşanmayı talep ediyoruz. Siz de kabul ederseniz Yiğit Bey istediğiniz şartları yerine getireceğinin teminatını veriyor. Anlaşmalı boşanma öyle mi? Evet Elif Hanım. Böylesi daha hızlı olur inanın. Boşanma süreci çiftler için çok yıpratıcı olabiliyor. Anlaşma yolunu seçerseniz boşanma daha kolay olacaktır. Anladım. Eğer bana avukatınızın ismini verirseniz gerekli görüşmeleri sizi rahatsız etmeden onunla yapabiliriz. Tamam Okan Bey, ben avukatımla görüşüp size ulaşmasını sağlarım. Takdir edersiniz ki önce isteklerim için düşünmem gerekiyor. Anladım Elif Hanım. Yalnız ne kadar çabuk olursanız bizim için o kadar iyi olur. İlk duruşma bir ay sonra. Merak etmeyin, en kısa sürede halledeceğim. Avukat artık burada işinin kalmadığını düşünerek izin istedi. Giderken Elif'e bir kartını vermeyi ihmal etmedi. Rüzgar avukatı uğurlarken Elif oturduğu koltuktan kalkamadı. Selim soru dolu gözlerle bakıyordu Elif'e. Bu kadar sakin olmasını anlayamıyordu. Rüzgar tekrar yanlarına geldiğinde sessizce yerine geçip Elif'i izlemeye başladı. İki erkek de Elif'in tepkisini bekliyordu. Elif içine kapanmış sadece düşünüyordu. Nerede hata yapmıştı? Doğduğu günden beri gülmeyen kaderin neyin bedeliydi? İsyana düşmek istemese de neden ben diye sormadan edemiyordu. Bir yerden sonra bitmiyor muydu dertler? Filmlerde, dizilerde, hatta kitaplarda bile önce acılar, dertler, sıkıntılar yaşanıyor, sonra mutlu son oluyordu. Elif'in mutlu sonu ne zaman gelecekti? Ya da gelecek mi diye düşündü Elif. Belki de onun mutluluğu hep yarım olacaktı. Hep eksik. Kıymetlim, kapattın kendini. Avukatla konuşmana karışmak istemedim. Ama ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Bize de anlat. Biz hep yanındayız. Maddi manevi. Senin ve minik prensesimizin hiç kimseye ihtiyacı yok. Elif zoraki bir tebessümle önce Selim'e, sonra Rüzgar'a baktı. Onların her zaman bebeğinin ve kendisinin yanında olacaklarını elbette biliyordu. Bir yanı Yiğit'in desteğini istiyordu. Sonra en azından tek başıma değilim diyordu. Biliyorum abi ve bu bana güç veriyor. İnanın sizin sayenizde böyle dik durabiliyorum. Biz hep birbirimize destek olacağız ki hiç yıkılmayalım güzelim. Bir şey isteyeceğim senden. O heriften maddi bir şey talep etmeni istemiyorum kesinlikle. Merak etme Selim, öyle bir niyetim yok. Sadece tek bir şey isteyeceğim. Ama önce avukatla görüşmem lazım. Bugün çok yoruldum, erken yatacağım. Yarın ilk iş bu konuyu halletmek olacak. Elif başka bir şey söylemeden yerinden kalktı. Bedeni değil ama yüreği çok yorgundu. Hamilelik zaten onu aşırı duygusal yapmıştı. Daha alıngan davranıyordu bu yüzden. Odasının mahremiyetine girdiğinde tuttuğu yaşları bıraktı.
Ne kadar olmuştu ki evleneli. Şimdi elinde boşanma belgeleri duruyordu. Boşanmak istemiyordu. Kocasının her şeyi hatırlayıp ona dönmesini istiyordu. Madem Yiğit böyle bir girişimde bulunmuştu, Elif şimdi bebeğini düşünerek hareket edecekti. Artık öncelikleri değişmişti. Elif akşam uyuyamayıp Selim'in yanına gitti. Ondan iyi bir boşanma avukatı bulmasını istedi. Kaybetmeyi göze alamayacağı kadar değerli bir varlığı vardı ve asla işini şansa bırakamazdı. Yiğit belki karısını hatırlamıyordu ama bu bebeğin de reddedeceği anlamına gelmiyordu. Elif de böyle bir riske girmek istemiyordu.